Sinemaç'ıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah herkes çok çok iyidir. Yeni YouTube videomla karşınızdayım. Kanalımı da takibe alıp da zil butonu açarsanız böyle yeniliklerden hemen haberdar olursunuz. Şimdi ne istiyoruz değil mi? Bitkilerimiz böyle güzel güzel çiçek açsın, güçlü olsun, güzel kök versin, odu budu. Yıllar içinde önceleri başka ürünlerde kullandım Türkiye'ye gelince. Yani İsviçre'de kullanıyordum. Türkiye'ye gelince burada baktım neler var diye. Sonrasında TB101 ile tanıştım. Evet, TB101 şöyle de göstereyim. %100 doğal bir bitki vitamin. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Gübre besin değil, bir vitamin. Bunun Japonya'da belli bitkilerin öz suyu alınmış. İşte kökü için, çiçek açması için, o bu. Yani bitkin güzel gelişmesi için öz suları alınmış ve böyle sıvı konsantre haline getirilmiş. Bir de böyle, durun orada görünmeyecek, şöyle granülleri de var. Yavaş salınımlı. Mesela bu yavaş salınımlı, bunu kullandığınızda 8 ay size bir bitkinizin vitamini veriyor. Şöyle önceden de bir video çekmiştim HB101 ile, onu size buraya ekleyeyim. Bugün böyle biraz çok sorular geliyor. Yanlış anlaşmalar oluyor. Onun için dedim beraber şöyle bunu yapalım. Sizin de sorularınız varsa lütfen aşağı yazın. Ve Instagram'ı kesinlikle takip edin. Ve çünkü ben orada günlük de nasıl, ne uyguladığımı, ne olmuş, ne gitmiş birebir canlı takip edebiliyoruz. Şimdi bitkinin öz suyu alınmış konsantre haline getirip asla çok şeyler oluyor. Öyle diyeyim size. 1 litre suya bir damla yeterli. Çünkü bakın şöyle 6 milimlikimiz var. Hep diyorsunuz bu ne böyle küçücük. Bu küçücük şey 4 orkidenize böyle 12'lik potta 8-9 ay gidiyor. Çünkü bir damla yeterli. Ha diyeceksiniz, bu soru çok geliyor. Ya Şükran Hanım, benim bir tanecik bitkim var. Ben ona bir çay bardağı su koyuyorum. Hiç fark etmez. Ona da siz gene bir damlatın. Çünkü ne dedim? Bitkilerin öz suyu alınmış konsantre halinde ve nanoteknolojide bu üretilmiş. Bu ne demek? Bitkinizin ihtiyacına göre, ihtiyacı olduğu zaman da bitki kendisi alıyor. Yani siz şimdi böyle yarım bir şişeyi bile bir litre boşaltsanız bitkiniz ölmez. Ama cebinizden çok para gitmiş olur. Çünkü o istediği kadar, gerektiği kadar alıyor. Şimdi hangi bitkilerde kullanabiliyoruz diyorsunuz. Ben ne diyorum? Tüm, bakın hepsini katıyorum çünkü şimdi her şey bende yok. Tüm evdeki bitkilere, balkondakilerine, organik tarımda yani bahçenizde bile kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ha ilk sulamada mesela 3-4 damla da verebilirsiniz. Ne dedik? Tüm her bitki olabilir. Bahçede ağacınıza bile verebilirsiniz. Bunu unutmayın. Şimdi hangi yöntemlerde diye de soru çok geliyor. Şöyle alayım. Ya da şöyle alayım. Bir dakika şöyle aldık. Çünkü yıllar içinde çok güzel deneyimler yaptım. Ve ben gerçekten öbür gübre besinleri hiçbir şey artık kullanmıyorum. Ha o soru da bana çok geliyor. Arkadaşlar soruyor ya. Canım benim, bana söyleyebilirsin. HB'nin yanında bir şey veriyor mu? Yoo diyorum, HB'yi veriyorum. Bakın ben bunun satışını yapıyorum değil mi? Benim web sitemde satışı var. Şimdi ben bunu o zaman değil mi, ticari düşünürsek bunu da satarım. Yanında işte bu yetmiyor. Yanında şunu da vermen gerekir derim değil mi? O kadar. Ama vermiyorsam da vermiyorum. Yani yeterli. Ha sizin bir alışkanlığınız vardır. X gübreyi veriyorum. Şu besinden vazgeçemiyorum diyorsanız ikisini bir arada verebilirsiniz. Bu bir vitamin. Bitkinin ihtiyacını yerine getiriyor. Sonradan göreceksiniz çok güzel köklenmeler. Rizomlar canlanıyor. Yani benim rizom bilirsiniz. Rizomdan alokasya falan yetiştirmek hep tutmayabilir. Ama HB ve benim sera sistemimle, şu sera sistem linki de sera nasıl yapıyor buraya ekleyeyim. Onu unutmuyorum. O gerçekten çok önemli. Bir ürünle her şeyi görüyoruz. Şimdi gelelim yöntemlere dedik değil mi? Bir köklendirme. Ne özellikleri var? İşte çiçekleriniz daha uzun açsın, daha çiçekli olsun, köklensin, güçlü. Bakın önemli olan aslında güçlü olmasın bir bitkinin. Şöyle bir şey de var. Kimyasal hormonlar gibi çalışmıyor. Kimyasal hormon verdiğinizde hemen etkisini görüyorsunuz değil mi? Zamanlı, zamansız. Çünkü bir bitkinin döngüsü var. Bununla çok oynarsak an
anlık bir coşma görebilirsiniz bitkinizde. Ama sonradan diyorsunuz benim bitkim çok çabuk çöktü. İşte ondan. HB onu yapmıyor. HB bitkinin zamanına, ihtiyacına göre çalışıyor. Yani bu bir ilk nanoteknolojide üretimi. Şimdi bu ne demek? Bir bitkiniz kış uykusunda, dinlenmede, o zaman hemen bir şey olmuyor, telaşlanmıyoruz, bekliyoruz ve sonradan daha güçlü her şey ortaya çıkıyor. İşte dal mı verecek, o olacak, bu olacak. Ama kimi zaman benim şeyim de vardı, kauçuğum da vardı. Benim köpek onu parçalamıştı, 3 dallı, alıcılı. Sonrasında Instagram'da bakın, canlı yayında düzeltmesini yaptım, kestim, ettim, sonradan aldım şöyle fırçayı, daldırdım HB'ye ve sürdüm. Canlı yayında bakın, hepsini görebilirsiniz. 24 Ağustos 2023. Sonrasında dedim bir bakalım ne olacak. Sonrasında ne mi oldu? 5. günde pıtır pıtır filiz vermeye başladı. Çünkü orada acildi. Ben ne dedim? Ay mucize dedim. Ben o kelimeyi çok kullanmam. Ama orada bunu dedim. Çünkü birden bir baktım pıtır pıtır gelmeye başladı. Ve benim o bitki 3 çıplak dalken, şimdi yine yapraklar içinde. Sonrasında benim böyle bir eski kauçuğum var. Buna da fazla su verilmişti. Bunun altı toprak, üstü kibili ve zeloit. Şu üstü. Bunu da çürütmüşler. Oluyor işte. Sonradan ne yaptım? Üstten kestim. Sen bir lazım değilsin dedim. Güzelce ne toz tarçını sürdüm. Aldım fırçayı. Konsantre, sula karıştırmadan bandımam. Sürdüm, fırçaladım. Bakın. Yani mesela kayki macun var. Hiçbir zaman kullanmadım. İçerisini çok iyi biliyorum. Çünkü burada Eskişehir'de, üniversitede içine baktırdım. Onun için ben ondan vazgeçtim. Evime oldukça az kimyasal sokmaya çalışıyorum. Bununla yaptım. Sonradan dedim bitkide iyi giren şey, şimdi burada var mı bilmiyorum. Daha var. Kocaman hem de. Durun. Alalım arkadaşı. Bakın bu da kir bilyesinde olan bir güzelliğim. Liodorum. Sığmıyor. Gene büyütmem lazım. Aldım. Boğumları var ya, şu orkidenin boğum yerleri, şuraları, kabuğunu kaldırıp sürün. HB sürün oralara. HB sürün. Ben arada yapıyorum. Mesela bunlar eski daldı ya. Bayağı uzun zamandır. Sanırım bu sefer dalların hepsini budacağım. Emin değilim de ama öyle düşünüyorum. Ama ben hep acı güçlensin de hep HB aldım. Şöyle ucuna, her yerine sürmüşümdür. HB alın. Baktınız yapraklar böyle salmış, buruştu. Belki bir aracık susuz bıraktınız ya da köklerde problem var. Yapraktan da destekleyin. HB alın. Pansuman gibi de yapabilirsiniz. Sula karıştırıp ama bir damla yerine acık daha fazla koyabilirsiniz. Havlu kağıtla şöyle sarın. Ya da konsantre alın, sürün. Ama şunu da söyleyeyim. Üstten değil, sade alttan. Ben her zaman ne diyorum? Fısfıslama yaparken sade üstten değil. Orkideler aslında yaprakların altından alıyor her şeyi. Bu aklınızda olsun. Yani gördüğünüz gibi. Sonrasında şunu geçelim. Bu fırça belinizde olsun. Çünkü ben bu arada bir orkidemde gençleştirme yaptım. Ondan şimdi kayki versin istiyorum. Onun için fırçalama yapıyorum orada da. Bakın burada suda yetiştirme yapıyorum. Bu su kültürü değil. Suda yetiştirme yapıyorum. Bunun içine de suyunu işte değiştirdikçe bir damla veriyorum. Suyu değiştirmediysem bile haftada bir kere bir damla HB bunun içine katıyorum ben. HB'yi de o soru da gelmişti, aklıma gelmişken söyleyeyim, fısfıslamaya koyuyoruz ya, o suyu bitirin. HB'yi suya nereye koyarsanız o suyu bitirmeniz gerekiyor, aklınızda olsun. Onun için de diyorum, siz az su kullanacaksınız, gene bir damla kullanın. Suyu çok, illa bir litre yapmayın. Ama o suyu tüketin. Yani durunca etkisi gidiyor. Bakın bu burada duruyor. Arada şöyle yapıyorum. Arada işte şimdi göstereyim size. Benim şurada gençleştirme yaptım. Şeyini götürdüm. Aroma 3. Kir bilyesin dedi. Üste doğru uzadı. Onun için onu üstten kestim. Çok güzel kökleri de vardı. Kir bilyesini geçirdim. Burada sera yapıyorum. Bunu da böyle HB'yi alıp gün aşırı şöyle sürüyorum. Şuralara sürüyorum. Köklerine sürüyorum. Seramda hangi bitki varsa ona sürüyorum. Geçen de almıştım işte şunun şuralarına sürdüm. Bakın görüyor musunuz? Köklerde çürüme yok.
güzel güzel canlı canlı uzuyorlar. Bunun tabii ki HB'nin büyük bir katkısı var kök vermesinde. Üstten kökler geliyor çünkü oralara da hep HB'yi sürdüm. Bir de ters su kültürü biliyorsunuz değil mi? Kök kalmadı. Köklendirmek istiyoruz. Ters su kültürü de yapabilirsiniz. O burada gösterdiğimin tam tersi oluyor. Yani yapraklar suda oluyor ve kesinlikle HB'yi oraya verin. Dediğim gibi bu yöntem. Sonrasında şurada Monstera'ma şu arkadaki benim güzelim iki büküldü. Ondan sonra çelikler aldım. Çelikleri de güzel güzel köklendirdim. Köklendiler. Hatta yandan bakın bu yeni geldi. Bakın şimdi kökleri göstereyim size. İsteyen varsa bana yazın. Bakın elimde daha var. Bakın bu kadar güzel köklendi. Ve o kadar güçlendi ki direkt yaprak da geldi. Yani köklenmedi. Müthiş. Şimdi temine dedim. Bu bir rizomdu. Rizomdan yetiştirdim. Yani şöyle küçücük bir şeydi. Instagram'da onun reelsleri var. Orada sera yaptım. Küçük böyle şeyde. Şu benim kaplar var ya. Altlı üstü çevirip. Çünkü orada ne oluyor? Sera dediğim benim aslında nem oranı yükseliyor orada. Yosun kesinlikle canlı yosun. Çünkü antibakteriyel. Mantar oluşmuyor yosunda. Altını her zamanki gibi kil bilyesi. Şu güzel bir bakın. Bakın bunu, şimdi bu bir örnek. Burada küçük kutuyu getirdim, koca kutularla gelmeyeyim diye. Bunun içinde tutuyorum ben onları. Orada böyle büyüdü, bunun artık zamanı geldi. Buradan çıkıp kilbiyesine geçirebilirim. Bakın zamyalarımı böyle burada tutup köklendirdim. Bunlara da destek olarak, çoğu zaman diyorsunuz ya yapraktan olmuyor, çürüdü. Burada kapalı, kapalı alanda bakın. Ama ne verdim ben? HB ile fısfıslama yaptım ve yosunu hep HB'li suladım. Şöyle yine koyalım. Şöyle. Bu hep böyle kapalı. Burada ben onu güzel güzel büyüttüm. Yani sera sisteminde HB101. Bakın bunlar da hep orada öyle. Böyle muhteşem güzel bitkiler gelişti. Şimdi hangi sistemlerde, hangi topraklarda kullanabiliyorum diye sorarsanız tüm topraklarda. Bakın kil bilyesinde de kullandım burada. Ne yapıyorum? Haftada bir kere hani yeni su koymuyorsa hiç onda bir damla buraya veriyorum. Ayda bir kere ya da iki kere şunu da yapıyorum. Zamanıma bağlı. Daldırma sulama yapıyorum. Şöyle bayağı bir suya şey diyorum. HB'ye veriyorum. Çok da güzel bakın ne güzel ne güzel geliştiler. Burada şimdi geleyim. Soruları. Ya şunlar çok güzel ya. Ha bir de şu var. Durun durun durun. Ben de çok var da size en şeyleri şöyle ayırıp getirdim. Bakın. Sonrasında köklenmek için kendi kimi böyle kir bilyesini aldım. Bu burada bile çok köklendi. Buradan çıkarmam gerekiyor. Ve normal büyük saksıya gene böyle kir bilyesine dikeceğim. Ben ne yapıyordum? HB'li suyu veriyordum ve böyle çok çok güzel muhteşem büyüdü. Yani ne dedik? Su verirken, fısfıslama yaparken, çoğaltmada, yetiştirmede, büyütmede her zaman şeydi. Bakın bu bir haftalık. Bir hafta bile olmadı ya. 3 günlük yeni koydum. Bakın yeni koyduğunuzda su çok daha çabuk. Altı daha hassas ya. Bir de ben buna toz tarçın sürmüştüm. Bir gün dışarıda bıraktım. Kurumasını bekledim. Sonrasında suya koydum ve ay şimdi size gösterebilsem sanırım kamera almayacak ama bakın ve kök gelmeye başladı bile. Gerçekten çok güzel. Ay bakın kapalı sistem orkide yetiştirirken bakın asili orkide. Pink Candy. Oh muhteşem fresh çok güzel bir kokusu var. Bakın. Alttaki bilyesi ve suyunu her seferinde bu yaz dönemde hep HB veriyorum. Ha, çok güzel bir soru geldi bana. Ben aslında her sorudan bakın negatif sorular aslında çok daha güzel oluyor. Çünkü o sorudan hani acaba ne yanlış edildi diye ortaya çıkabiliyoruz. Yazın kökleri yakar denmiş. Bir takipçim böyle yazmıştı. Sonra dedim yani HB101 gübre değil besin değil. Yani dediğim gibi bir şişeyi de dökseniz içine zarar vermiyor. Bitki ihtiyacı varsa alıyor. Onun için tam tersi benim
özel koleksiyoner orkidelerim. Bu sene dilim ısırayım, hiçbir şey başıma gelmedi. Ben HB101 veriyorum. Bakın yurt dışında belli bölgelerde hep şey diyorlar, stres giderici de. Hemen ilk geldiğinde, ilk suyunda kesinlikle biz onu veriyoruz diyorlar. Ben de öyle yapıyorum çünkü minicik fideleri verdiğinizde şöyle güzelce yapraklarını, ilk bakımlarını yapıyorum. Yapraklarını nimyanla siliyorum, ediyorum. Ondan sonra azar azar HB'li su veriyorum ve ertesi gün hemen görüyorsunuz o yapraklar çok daha diri diri oluyor. Bakın sizin yapraklar niye hep böyle diri diri deniliyor bana? Bakın bitki nasıl güçleniyor, görüyor musunuz? Bakın. Ve benim tüm bitkilerim öyledir. Bakın. Bu bir monstera. Bakın. Ve hani sistem olarak kir bilyesinde toprakta kullanabilirsiniz. HB'yi her toprakta unutmayın. Onu da söyleyeyim. Her toprakta, her bitkide kesinlikle kullanabilirsiniz. Bakın ben de o kadar çok bitki seçeneği var ki. Yani ben hepsinde kullanmışımdır. Evet, şimdi bir baktım. Hepsi ayrı, farklı, ihtiyacı olan bitkiler ama hepsinde HB kullandım. İşte fazla verdiğinde zarar olur mu? İhtiyacı kadar alır. Bir de ha, mesela benim şey var şurada, bir dakika. Nimya, doğal böcek savarım. Ay biliyorsunuz mu, arılara zararı yok. Bu çok önemli. Mesela bununla beraber verebiliyorsunuz. Temin dediğim gibi de kendi gübreniz, besiniz varsa ben buna vazgeçemiyorum Şükran Hanım. Tamam, vitamini alıyorum, o bir ek olsun dediğinizde tabii ki onu yapabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. İkisi bir arada aynı anda verebilirsiniz. Dediğim gibi ihtiyacı varsa, acilse bitki hemen o şeyini görüyor. Ama bitki dinlenmedeyse o zaman bana demeyin. Şükran Hanım sizde çabuk oldu, bende yavaş. Hayır, o bitkinin o doğal döngüsünü bozmuyor. Bakın bu çok önemli. Ben bir bitkiyi sadece bir günlük, bir senelik, iki senelik almıyorum. Aslında bitkimi uzun yıllardır evinde tutmak istiyorum, değil mi? Onun için de işte kimyasallarla çok oynarsanız ömrünü kısaltıyorsunuz. Çok basit, bakın bana şey deniliyor işte, çok güzel, çok dallı orkide aldım. Bir dal anca bir dal verdi. Şimdi şöyle düşünün. Profesyonel seralar yurt dışında her şey saatine göre muhteşem çalışıyorlar. Yani çok güzel seralar. Orkideler de çok kısa zamanda büyüyor orada. Ne için? Çünkü onlara ona göre hormonlar veriliyor. Hızlı büyü, çok dal ver, çok çiçekli ol diye. Sonradan eve geldiğinde bizim besinlerle, besin, gübre ne verirsiniz o kadar çok olmuyor. Ha ne oluyor? Şöyle bir şey geliyor bana son zamanlar hep. Bitkiler ama çok çabuk çöktü. Hiç de yanlış bir şey yapmadım. Her şeye dikkat ettim. Olabilir. Çünkü altyapıdan çok yüksek dozlu gübreler, kimyasal verildiğinde bu oluyor, yani bu sonuç oluyor. Mesela koleksiyoner orkideler, işte şu özel aldıklarımda o yok. Mesela adam bunu üretirken çok uzun zaman bekliyor. Yani gerçekten o 24 ayını dolduruyor bir fide. Fide, daha çiçeği miçeği yok, ondan sonra satışa dışarı çıkıyor. Evet, aklıma geldikçe şey diyeyim, sizler de lütfen sonra yazın. Ha şimdi... Hoyalarda, mum çiçeğinde. Mum çiçeğim yok burada ya. Şimdi onu unutmuşum yanıma getirme. Benim seramda her sabah Instagram'ı takip edenler Facebook'u görüyordur. Orada bir hoyam var. Asılı, alacılı yapraklı. Çok güzel. Yaz, kış hep çiçek içinde. Aslında daha öyle büyük de değil. Upuzun bir şey değil. Bir, o kir bilyesinde. İnorganik toprakta. Ve HB101 veriyorum ben ona. O kadar güzel ki. Ben şu an zaten tüm bitkilerimi hep biraz inorganik toprağa geçiriyorum. Çünkü inorganik toprakta da HB gerçekten etkisi çok güzel olduğunu gördüm. Evet, gerisinde söylemişim işte, HB ile pansuman da yapın, sürün diye. Ben şimdi dediğim gibi şu bitkimi sürüyorum. Kayki versin istiyorum. Kayki şeysin diye. Burada kalanı da gidip bir bitkinin gövdesini aldınız, şuraya sürdünüz.
yaprağına sürdünüz, çiçek dalına sürün, üstte kök varsa sürün. Yani bu tek yaptığı sizin bitkinizi güçlendiriyor. Yani sonuçları göreceğiniz. Ben bir tanesinden öyle bir denedim. Açtım boğumunu, oraya sürdüm. Bir zaman sonra oradan dal verdi. Şimdi bir de HB granül var dedim. Nerede o? Şurada. Burada sadece paketi görünüyor. Bunun 10 gramlık bir de 300 gramlık var satışta. Bunu da toprağa karıştırabilirsiniz. Bunun linkini de size buraya ekleyeyim. Bir videomda onu uzun uzun direkt yapmıştım uygulamalı. Toprağa koyabilirsiniz, kil bilyesine koyabilirsiniz, yosuna koyabilirsiniz. Bunun etkisi 8 ay gidiyor. Yavaş salınımlı. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bunu kullandınız değil mi? Ama ayda 2 kere suyuna gene sıvısını, konsantre sıvısını koyun. Ya da fısfıslama yaparken gene yapın. Yani HB101'in fazlasının hiçbir zararı yok. Tam tersi ve şunu rica ediyorum size. Sizler de tecrübelerinizi lütfen benimle paylaşın. Nasıl, ne oldu, ne gitti, neler oluyor çok merak ediyorum. Bu ara tekrar hatırlatayım. YouTube kanalımda lütfen takibi alın ve o zil butonu açın ki böyle işte yeni videolar çektiğimde sizler de hemen haberdar olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.